Evet, merhabalar. Şu an araçtayım. Bir köşeye çektim. Bir çekim yapayım dedim. Bunun nedeni nedir? Bu yeni çıkan rant vergisiyle ilgili çok aslı astarı olmayan, çok yanlış yorumlar yapan arkadaşlarım oldu. Kendi müşterilerimden de oldu. Merak edenler de oldu. Aslında her şey çok basit. Her şey yazılmış ama ya okumuyoruz ya da okuduğumuzu anlamıyoruz. Ya da ben anlamıyorum ne olduğunu. Şimdi çok basit bir şekilde yazılan şeyi anlatıyorum ben size, çıkan yasayı. Siz ne anlayacaksınız? Var olan imarlı bir arsanın 1000 metrekare üzerinde ise ve bunun için siz devlete gidip başvuru yapıyorsanız ve bundan dolayı bir başvurunun sonunda bir rant artışı oluyorsa, devlet diyor ki ben bu rantın belli oranlarını, işte bir kısmını kendim, bir kısmını Çevre Şehircilik Bakanlığı, bir kısmını işte kentsel dönüşüme bilmem neye, oraya buraya ayırırım diyor. Hayır, %25-25-25 ayırırım ve bu rantı paylaştırırım diyor. Şimdi gayet net bir şekilde açıklanan bu. Bu hiçbir şekilde tarla yazmıyor. Hiçbir şekilde 1000 metrekare altı arsa da yazmıyor. Yazan şey çok basit. Arsa olacak, 1000 metrekare olacak ve bundan dolayı siz bir başvuru yapacaksınız ve bundan dolayı bir artış olacak. Şimdi buna bir örnek vereyim. Beşiktaş'ta veya Mecidiyeköy'de bir yeriniz var. 1000 metrekare, 2000 metrekare, 1300 metrekare falan. 1000 metrekare üzeri. Ve burası 4 kat. Siz malikler olarak toplanıyorsunuz, birleşiyorsunuz. Diyorsunuz biz burada artış istiyoruz. Çünkü burası işte burada bir okul olmaya ihtiyaç var. Hastaneye ihtiyaç var. AVM'ye ihtiyaç var. Ve çok fazla yapıldı bunlar. Ve burada bir AVM yapıldı bir anda. Ve sizin o 4 kat yer oldu 48 kat. Oldu mu oldu Türkiye'de bunlar çok fazla. Bugüne kadar bunlarda bir vergi verilmiyordu. Şimdi o 4 kat 48 kata çıktığında sizin o 500 bin liraydan yeriniz bir anda 10 milyon lira etmeye başladı. Evet diyor ki ben senin bu imarını arttırdım diyor. O geri kalan 500'den 10 milyona çıkardığımın 9,5 milyonunu da bir kısmını vergilendireceksin diyor. Yani 9,5 milyonluk kısmı. Bunu da SPK'dan yetkili iki tane şirketle ekspertiz yaptıracaksın diyor. Falan filan. Yani bu konunun tarla yatırımcısıyla hiçbir şekilde alakası yok. Yani umarım anlatabilmişimdir. 2 metrekare 2 liraya tarla aldınız siz. Sizin tarlanız oradan yol geçti, köprü geçti. 48 lira oldu. Buralardaki 48 liranız vergilenecek demiyor devlet. Bu yasada. Veyahut da bir yer aldınız. Oraya organize sanayi bölgesi geldi. Sizin yeriniz sanayi imarına girdi. Buraya vergi vereceksiniz demiyor devlet. Bu konu bu şeyde teklifte bu yasada. Bunun bu konularla alakası yok. İlk anlattığım gibi imarlı yeriniz olacak. İmarlı yer için siz başvuru yapacaksınız devlete. Artış isteyeceksiniz. Ondan sonra var olan artıştan dolayı oluşacak rantı paylaşacaksınız devletle. Ki bence çok adil bir şey. Gelelim çoğu insanın yanlış anladığı konuya. Siz diyorsunuz ki ya ben bu tarla vergisi çıktı. Hatta bazıları gülerek şey yazmış. O artık senin işlerin bitti, tarla kimse almaz, vergi geliyor diye. Böyle bir şey yok. Aslında zaten böyle bir şey var. Yani bu konuda, bu yasada böyle bir şey yok ama zaten var. Sizin aldığınız yer 4 liraya aldınız diyelim. Konudan da bir haberiz biz insanlar olarak. 4 liraya bir yer aldınız. Sizin o 4 liralık yeriniz 4 yıl sonra 500 liraya sattınız. O aradaki vergiyi zaten vermek zorundasınız. Ya da orası sanayi imarına girdi. 4 liralık yer 4000 lira oldu. Zaten şu anda var. Bu evde de var, konutta da var, arsada da var, tarlada da var. Tek kanaatıyorum. Siz bir yer aldınız 4 liraya. Burası evde olsa, arsada olsa, tarlada olsa 5 yıl içerisinde bunu sattığınızda oluşan karın zaten %35'e kadar kısmını devlet alıyor sizden. Ha, bugüne kadar bunu çok uygulayan var mı, ödeyen var mı? O ayrı bir şey. Çoğu insan bundan belli yöntemler uygulayarak kaçmaya çalışıyor. Bunlar doğru değil ama uygulanıyor. İşte rayiç bedelden gösteriyorlar falan filan. Bunlar yapılıyor. O yüzden insanlar 10 bine alıyor, 15'e satıyor gibi gözüküyor çoğu yer. Bu evde de aynı şekilde. Ya, geçen bir yer paylaştım. 230 bin liraya almışım mal sahibi bir yıl önce. Bugün 350'ye satıyor. Bu aradaki zaten oluşan rakamın 120, 130, 110 neyse %35'ini siz daha önceki sunumlarda anlattığım gibi belli bir formatı var bunun. O formata uyarak vergisini ödemek zorundasınız. Burada istisna nedir? 5 yıl üzeri. 5 yıl üzerinde oldu mu vergiden muafsınız. Dolayısıyla konuyu özetleyecek olursam
şu an çıkan vergi rant vergisi var olan imarlı bir arsanızın siz imarını arttırmak için, rantınızı arttırmak için devlete başvurduğunuzda oluşan rantı paylaşmak için oluşan bir vergi. Tarlada veyahut da başka bir yerde olana o artışla alakası yok. Onlar zaten bugüne kadar vardı. Var olan bir şeyin tekrardan getirmelerine gerek yok. Zaten var. O yüzden tarlanızı aldınız 4 liraya diyelim. Siz onu 50 liraya sattığınızda bundan 5 yıl önce de vardı. 10 yıl önce de vardı. Bugün de var, yarın da var. Siz oluşan karın %35'ini vermek zorundasınız. O yüzden de insanlar maalesef Türkiye'deki vergi sistemindeki yüksek marjdan şeyden dolayı, vergilerden dolayı bunu uygulamak için başka yöntemler uyguluyor. Ne yapıyorlar? İşte raiç bedel üzerinden alım satım yapılıyor. Para kazanmadım gösteriyorlar falan filan. Bunlar yasal değil tabii. Yarın bir gün devlet yakalarsa hepimizi bücüklere boğar. Ama var olan Türkiye'deki sistem şu anda bu şekilde. Ama doğrusu nedir? Siz 40 liraya aldığınız yeri bir yıl sonra %100 sattınızsanız aradaki verginin, karın vergisini ödemek lazım. Bu tarlada da geçerli. Tekrar söylüyorum, evde de geçerli. Her şeyde geçerli. Bu şu anki konuştuğumuz gelen vergi ama bununla alakası yok. Değil mi? Bu tamamen yeni bir vergi. Bu sadece var olan yerinizi, şehir içindedir genelde bunlar. İmar içinde bir yerdir. İmarı çıkmış bir yerdir. İmarı vardır. 1000 metrekare üzerinde olması gerekiyor. Siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben burayı AVM yapacağım, bilmem ne yapacağım. 4 katlı yeriniz bir anda 40 kat oluyor. Bakırköy'de oldu bu, Beşiktaş'ta oldu, bilmem ne oldu. Bugüne kadar bunlardan vergi verilmiyordu. Adamın yeri 4 katlı apartmanda bir anda AVM oldu mesela. Hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi. Bunlar artık vergiye tabi olacak. Ama konunun zaten sizle alakası yok. Bizim gibi minik yatırımcılarla, ufak yatırımcılarla alakası yok. Allah inşallah bize bir gün öyle bir yer nasip eder de 1000 metrekare, 2000 metrekare şehir merkezinde yerimiz olur. Gideriz deriz ki devlete ben burada 4 kat istemiyorum, 40 kat istiyorum, buraya AVM yapacağım. Yerimde 50 milyon olacak. Ben çıkarıp o 50 milyonu, 10 milyonu sana vergi vereyim diyecek durumumuz olsun da onu konuşuruz zaten ama bu konu o değil. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bilgi yeterlidir. Başka soru olursa da cevaplamaya çalışırım.